Hocam merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyim hocam, sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Hocam bugün kaygı konuşuyoruz sanırım. Evet, çok kaygılandım şu an kaygı konusunu duyunca. Kaygı ne, neyle alakalı, sınavla alakalı bir kaygım hocam? Bugün sınav kaygısını konuşacağız. Gelecek kaygısını farklı bir konuda konuşuruz da herkes tamam. ilgilendiriyor. Bugün sınav kaygısını konuşacağız. Çünkü şu an bizi izleyen 7. sınıf ortaokul öğrencileri ve ortaokul velilerimiz var. Dolayısıyla biz sizin ihtiyacınıza göre bu konuyu belirledik. Hocam kaygılıysam ne yapmalıyım? <laughs> evet güzel bir soru. İhklaçla... Kaygılanma. Kaygılanma. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Aslında hepinizde var kaygı. Kaygıyı önce bir tanımlamamız lazım. Kaygı nedir hocam? Kaygı nedir? Evet güzel bir soru. Kaygı bizim Yeni bir haber duyduğumuzda, yeni bir olaya giriştiğimizde, yeni bir davranış sevgileceğimiz zaman vücudumuzun dışa dönüştürdüğü bazı fiziksel etkiler var. Evet. Mesela kalbimizin hızlı artması, ellerimizin terlenmesi, işte bunun yanı sıra yüzümüzün kızarması, kulaklarımızın kızarması bir sürü dış etkisi var. Kişiden kişiye de değişiyor. Böyle bir durum karşısında yani... Kilo kay alma da var mı hocam? Kilo alma var, kilo verme var. Benim göbek var. belki o yüzden olabilir hocam. <laughs> Bazıları mesela bazı yemek yemeyi çok seven insanlar bak kilolu insanlar demiyorum yemek evet. yemeyi çok seven insanlara diyorum ki niye bu kadar yiyorsun ya çok sıkıntım var. Evet hocam aynen o benim ya, için. Ya sıkıntıdan adam yemek yiyor ne kadar güzel mesela değil mi? Evet hocam. Şimdi ben de sıkıntıdan yemek yemeyi gerçekten çok isterdim ama yemeği ben araç olarak görüyorum bunu takdir ediyorum sizi Şimdi kaygıya devam edelim. Şimdi arkadaşlar kaygıyı böyle tanımladıktan sonra asıl sınav kaygısına gelelim. Yani herkeste var olan bir duygu... Bunu daha önce bir başka bir yerde de söyledim. Bir yakınlığı kaybettiğinde ne hissedersin? Üzülürsün, ağlarsın. Yeni bir haber aldığın zaman ve seni heyecanlandıran bir haber aldığın zaman ne yaparsın? Heyecanlanırsın. Kardeşin doğmuş, mutlu olursun. Veya ne bileyim baban sana bir sürpriz yapacaktır. Ne yaparsın? Böyle dört gözle beklersin. Bunlar gibi kaygı da bir duygu. Var olan ve olması gereken bir duygu. Mutluluk da bizim için var olması gerekiyor. Hüzünün de, sevincin, heyecanın ve kaygının da. %100 kaygı hocam. normal. Yani kaygının bu normal halini kabul edip bizim bunu anormal davranışa nasıl dönüşüyor bunları konuşmamız lazım. Nasıl dönüşüyor? diyoruz ya? ya kontrolsüz kaygı diye bir şey var. Evet. Kontrolü altına alınmayan kaygı bize zarar veriyor. Mesela Milli Eğitim Bakanımız dese ki işte Haziran'daki sınavı arkadaşlar Nisan'ın sonunu aldık. Ne Bittik. yaparsınız? Kafayı yersiniz. Vallahi kafa yersiniz. Ama ne diyor? İki ay sonra sınav var. Yani evet. Haziran'da sınav var. Tarihi belli. Ne yapıyorsun? Eyvah sınav var diyorsun. Evet e, sınav var dedin. Kaygılandın. Kontrol altında ne? İki ay sonra. Bunun için ne yapman gerekiyor? Planlamanı yapacaksın. Eksiklerin neyse onları halledeceksin. Varsa gereken işte denemelerde netlerinin analizlerini yapacaksın. Bu şekilde planlamanı yapacaksın. Ne oldu? kaygı kontrol altına aldın. Ama ikinci kaygı. Eyvah sınav var. Ne yapacağım? Ellerine ayaklarına birbirine karışıyor. Kaygıda şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaygılandığımız noktada bildiğimizi de unutuyoruz. Çünkü beyin o an hormon üretiyor. Ne hormon üretiyor? Kaygı hormon üretiyor. Siz bana soruyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki hocam sen mesela bana soruyorsun. Hocam. Hocam adı ne? Kaygılandıysam adımı bile bilmiyorum. Doğru bu hocam. kadar lanet bir şey işte arkadaşlar. Yani siz sınavda bazı şeyleri unuttuğunuz zaman, hatta bazen çıkıyorsunuz ya sınavdan. Hocam diyorsun ya ben bu soruyu biliyordum, ne yapacağım? Hocam ben bu soruyu doğru yapmıştım, değiştiremiyor muyum? Sınavdan çıktıınca hocaların peşine koşuyorsunuz. İşte o kaygı. Neden? Kontrol edilememiş kaygı. İşte biz burada bunu konuşuyoruz şu anda. Yani önce bir kaygının farkına varacaksın. Kaygı nedir? Öğrendin. Kaygının farkına varmak için sende hangi etkileri var? Bunu öğrendin. Kaygı hangi durumlarda gelişiyor? Senin gelecek korkun mu var? Senin aileden yana kaygı mı var? Kendinle alakalı sıkıntın var? Arkadaşlarından mı kıyaslıyorsun kendini? Bir sürü sebebi var. Hepsini sayabilirim sana. Hatta şu an bu videoyu izleyen arkadaşım yorumada da mutlaka yazıyordur. Hocam bana işte arkadaşlarım veya ailem komşuyla kıyasladığı için kendimi çok kötü hissediyorum ve sınavlarda kaybediyorum. Bildiğim soruları bir unutuyorum. Bunu çok diyeceksiniz. İşte bir de aileden gelen verilerimiz eğer izliyorsa bu videoyu mükemmelliyetçilik var. Yani bir öğrenci Yüzde 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 yüz olamayabilir. Bir insan hani yüz üzerinden yüz olmayabilir. Eksik yönleri vardır, zayıf yönleri, güçlü yönleri vardır. Önemli olan bizim insanların güçlü yönlerine odaklanmamız. Kaygıda da aynı bu durum. Yani senin ders çalışırken bütün derslerin full yapamazsın ya. Yani hepsini full yapacak öğrenci var mı? Var elbette. Ama sen hepsini full yapamadın diye eyvah sınavda başarısız olacağım diyemezsin. Ki zaten şöyle durumlar oluyor. Mesela çocuğa kaygılandığı zaman ne hissediyorsun diyorum. Diyor ki eğer başarısız olursam annem babam bana küser. Tabii orada böyle bir kaygı oluşuyor. Aile Büyük kaygı. bir kaygı. Eğer başarısız olursam işte çevremdeki insanlar benden nefret eder. Kimse sizden nefret etmez. Kimse size küsmez. Kimsenin ne dediğine değil kendi ihtiyaçlarınıza bakacaksınız. Kaygılandığı noktada kaybediyor musun? Bunu düzenlemen gerekiyor. Hocam ben bildiğim soruyu unutuyorum. O zaman kaygılandığını hissettiğin noktada evet şu anda mesela benim adım Talip normal LGS denemesi yapıyorum kaygılandım. Bildiğim soru arkadaşımın yanında bacağını sallıyor ve kaygılandım bunu görünce. Bakıyorum o diğeri çok hızlı çözüyor. O şöyle bu böyle saate bakıyorum kaygım artıyor. Ne yapıyorum? Bildiğim soru var, konu var. Tam yapacağım anda kaygılanıyorum ve yapamıyorum. Bunu hissettiğim anda diyeceksin ki Talip şu an kaygılandığının farkındasın etrafındakiler seni kaygılandırdı bu durumun düzeltebilirsin. Bu senin elinde. Nasıl düzelteceğiz? Bunun farkına vardıktan sonra diyeceğim ki önce bir nefes almak lazım. Derin nefes egzersizi yapmak lazım. Burnumuzdan alacağız. Karnımızı dolduracağız. Daha sonra ağzımızdan nefes vereceğiz. Yani göğsünüzü aldığınız nefes sizi stresinizi kaygınızı artırır. Şöyle yaptığınız zaman <laughs> ne oluyor? Bak şiddetli oluyor ama böyle karnım şişiyor. <laughs> Rahat diyorsun bu kadar basit. Bunu yapacaksın. Gerekirse bir 10 saniye 20 saniye o sorudan uzak duracaksın. Veya o soruda bir sıkıntın varsa yuvarlak için alıp o soruyu geçeceksin. Sınavdaki kaygı bu şekilde halledebiliriz. Hocam bir de bu e, aile kaygısı e, ben de yaşamıştım mesela. Her hani, insan gibi yaşıyorsun. Hı hı. Ama günün sonunda şu önemli. Aile her zaman seni destekliyor. Sen o sırada belki farkında olmuyorsun. Onu öyle düşünmek bence daha işleri kolaylaştıracak. Yani sen kazansan da bir kere bence kazanıp kaybetmek diye bir şey yok. Sen nereyi tercih ediyorsun? benim mesela bir arkadaşım iki yıllık üniversite okumuştu evet. çok düşük bir puanlı şu an inanılmaz para kazanıyor çünkü en sevdiği işi yapıyor orada aslında kazanmak kaybetmek değil de ya da aile de sana öyle yaklaşmayacak bunları bilerek davranırsa insanlar bence daha rahat ilerleyebilirler güzel bir noktaya değindiniz arkadaşlar şöyle aileleriniz size sürekli ders çalış oğlum kızım hadi bırak telefonu falan yaklaşıyorlar ya sizi sevmedikleri için sizden nefret değil. ettikleri için de yapıyorlar arkadaşlar tabii ki de öyle bir şey yok ne için yapıyorlar? Sizin gerçekten geleceğiniz için yapıyorlar. Yani evet, diyor ki hocam. oğlum telefonla uğraşacağına birkaç soru daha fazla çöz Evet haklılar. Bazen evet sizi çok anlamayabilirler. Şu an siz kişilik döneminin gelişim dönemindesiniz. Yani sizin vücudunuz büyüyor ne bileyim duygularınız gelişiyor, yeni duygular öğreniyorsunuz, vücudunuz değişiyor. Ya bir sürü şeyler değişiyor hayatınızda. Bu dönemde dışarıdan gelen bütün yönergelere nefretle tepki veriyorsunuz. Benden uzak dur, bana dokunma, bana karışma, beni eleştirme, beni yargılama. İşte bu noktada ailelerinize de biraz yardımcı olmanız lazım. Kendinizi onların yerine koyun, empati kurun. Ya ben annem olsaydım talibe nasıl davranırdım? Babam olsaydım talibe nasıl davranırdım? Onun ders çalışmasını isterdim. Hangi durumlarda nasıl tepki versin isterdim? Şöyle olsaydı şöyle olurdu, böyle olsa böyle olurdu annelerinizi babalarınızı üzmeyin onlar her zaman sinirinizi düşünüyorlar yüzde hocam mesela az önce dedin ya hocam benim iki arkadaşım var çok güzel para evet. kazanıyor mutlu aslında arkadaşlar bütün mesele bu herkes tıp okumak herkes mühendis okumak herkes derece yapmak zorunda değil değil ya. Hocam. benim yüzde otuzluk dilime girip de çok mutlu olan ve güzel kazanç elde eden arkadaşlarım da var ne istediğini bilmek hocam. Aynen öyle. Yani yaptığın işte mutlu olacaksın. Tıp okuyup da 3. sınıfta bitiren öğrenciler var. Diş okuyup son sınıfta bitiren öğrenci var. Hemşirelik okuyup 2. sınıfta farklı bölüme geçen bir sürü öğrenci var arkadaşlar. Siz sanıyor musunuz ki liseden sonra hedefinize koyduğunuz bölüm hemen geliyor. Olmuyor. Üniversitede kazanıyor öğrenci. Üniversitede de okuyup da bir sürü öğrenci tekrar sınava giriyor. Niye mutsuz oldukları için okuduğunu. Kesinlikle hocam. De. O yüzden siz de iyi bir hedeflerken sonrasındaki bölümü düşünerek hedefleyin. Ve kaygılarınızı da şu sınava az bir zaman kalmış kontrol altına alırsanız çok güzel avantaja dönüştürürsünüz. Neden? Çünkü kaygı öğrenmeyi artıran bir duygu. Kaygılanırsanız öğrenmeniz artar. Kontrol altında olduğu sürece. Kontrol altında olduğu sürece. Evet. Süper. Hocam Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Size sormak istedikleri, merak ettikleri konular varsa sorsunlar. Biz de cevaplayacağız bunları. Hocam bir sonraki videoda ne konuşuyoruz? Bir sonraki videoda da verilere hitap edelim. Şimdi bu çocuklar ders çalışıyorlar. Biraz da verilerine konuşalım. Değerli çocuklar annenize babanıza söyleyin. Bir sonraki video onlar için geliyor. Gelsinler ve kanala abone olsunlar görüşürüz. kendi hesaplarından da. Evet. Ee, bu, bu zamana kadar bir aradaydık. Anneniz babanızı da bekliyoruz. Ekstra videolarımız var. Onları da izlesinler. Bence çok da keyif alacaklar. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.